Bak şimdi şapkasını vereyim ben istersen. Şöyle çoklu yatarım buraya. Bölgecilik başkanımız. Ali Gebecioğlu galiba. Buranın operatif başkanımız. Başkanım hoş geldiniz. Aslında kopur İlhan. Şöyle belediye başkanı da şöyle anlat. Ya onu da yaptık ya. Buradayız. Uday Asad'ı yapıyoruz. Tüm ürünlerde çok güzel bir rekolte var. Uday Asad'ında da bu sene rekolte çok iyi. Konya Türkiye'deki buradan %10'unu üretiyor. Bu yıl fiyatlar da çok iyi. Sayın Cumhurbaşkanımıza, çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum. İnşallah tüm ürünlerde böyle bol bereketli bir sezon olur. Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle Konya'mızda tarımın geliştirilmesi için ciddi çaba sarf ediyoruz. En önemli amacımız kırsalda yaşayan vatandaşlarımızın gelirini arttırmak. Onun için finanfide desteğinde bulunuyoruz. Ekipman desteğinde bulunuyoruz. Sulama projeleri yapıyoruz. Bunun da neticesini alıyoruz elhamdülillah. Konya üretmeye devam ediyor. Üreten tüm çiftçilerimize, ülkemiz adına, dünya adına teşekkür ediyoruz. Çünkü tüm dünyanın şu andaki en önemli problemi gıda güvenliği ve gıda arzının sürekliliği. Konya bu manada ürettikçe inşallah Türkiye'de gıdayla ilgili herhangi bir sorun olmayacak. Üretim yapanların da emeklerinin karşılığını alması çok önemli. İnşallah her zaman olduğu gibi bundan sonra da kazançları bol ve bereketli olur. Serdöver'le bir buğday hasadında bulunduk. Bu yıl yağışların iyi olması nedeniyle bol bereketli bir yıl geçiyor. Ama en önemlisi de fiyatlar çok iyi. Sayın Cumhurbaşkanımıza açıkladığı fiyatlardan dolayı teşekkür ediyoruz. Çiftçimizin yüzünün güldüğü bir sene oluyor. Tüm dünyada şu anda en önemli gündem gıda güvenliğinin sağlanması. Bir taraftan Türkiye ciddi bir üretim yapıyor. Konya üretim yapıyor. Buğday hasadımızı gerçekleştirdik. Bir taraftan da uluslararası manada özellikle Rusya-Ukrayna savaşı neticesinde ortaya çıkan neticede Türkiye tüm dünyanın hayranlıkla izlediği bir rol üstlenerek Ukrayna'daki tahılın tüm dünyaya ulaştırılması da ilgili bölgesel bir güç olarak İstanbul merkezli bir çözüm üretti. İnşallah bu yıl gıda fiyatlarının daha ucuz olduğu bir dönem yaşayacağız tüm dünyada ama Türkiye'de çiftçilerimizin mutlu olduğu bir dönem yaşıyoruz. Tabii zor zahmetli bir iş çiftçilik ama bir taraftan da bereketli bir iş. Tüm çiftçilerimize üretme gayretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Kazançları bol. Bereketli bir sene olsun inşallah.